Balkan göçmenleri bugün Sirkeci Garı'nda buluştu. Yarım asır önce ülkemize ayak bastıkları ilk noktada acı tatlı anıları yad ettiler. Katılımcılar Balkan mutfağının lezzetlerini de tatma imkanı buldu. Dile kolay, tam 100 yıllık bir göç onlarınki. Hepsi yerlerini, yurtlarını geride bıraktı. Anılarını ve hayallerini bir kofere, yani tahta valize sığdırmak zorunda kaldı. Yıllar sonra torunları da ninelerinin, dedelerinin Türk topraklarına ayak bastıkları yerdeydi. Biz Balkan göçmenlerinin Türkiye'ye ilk adım attığı yer burası Sirkeci. Bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz biraz önce gelen bu trenden inmişler ve burada yeni hayatlarına başlamışlar. Bizler için güzel, bizim acılarını tazelemek adına güzel bir etkinlik yani. Yaşadıklarımızı da tazeliyoruz böylece. Yıl 1957, Balkanlardan bir kara tren yola çıktı ve Sirkeci Garı'na geldi. Beraberinde bir sürü acı ve tatlı hikayeyle birlikte şu anda da Sirkeci Garı'nda o anılar yad ediliyor. Hatırlıyorum o günü çok güzel. Şurada siyah trenden inmiştik 57 yılında. Çok duygulandım burayı görünce, bayağı üzüldüm. Eskiyi yatışı yaşatıyoruz böylece ne? Balkan göçü beraberinde bir sürü hikayeyi de yarım bıraktı. Kimi ailesini, kimi eşini bıraktı ardında. O hikayeler bu standdaki mektuplarda yaşamaya devam ediyor. Tabii orada büyük bir anı var. Bırakılmış çaresizlikler var, acılar var. Ya üzücü aslında baktığınızda. O insanlar için memleketlerini bırakıp buraya gelmek gerçekten çok üzücü. Bir kofer, bir sandık etkinliğine geldiğinizde Balkan kültürüne ait birbirinden lezzetli yöresel tatları deneme imkanı bulabiliyorsunuz. Boşnak mantısından fulya böreğine birbirinden ilginç tatlar bu standta, bu etkinlikte ziyaretçilere sunuluyor. Efendim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Harika. Yediğinizin ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. İsmi fulya. Fulya. Nasıl bir şey? Çok güzel, muhteşem. İyi tirliçenin sırrı nedir? Üç sütten oluşmasıdır öncelikle. Gerçekten manda sütü, keçi sütü ve inek sütünün bulunmasıdır içerisinde. Ve üzerinde gerçek orijinal bir karamel sosla. Çok şık görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Peki bu kıyafet yöresel bir kıyafet herhalde. Evet, Çitiyan. Balkanların yöresel kıyafeti. Gelinlerin giydiği bir kıyafet daha çok. Çok keyifli bir organizasyondu. Çok teşekkür ederim kendilerine. Sanatçı alabilir, daha da güzel, mutlu olduk. Çocuktan da belli oluyor herhalde.